Esselamu aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar, bugün Ordu'dayız. Ordu'da sabahladık. Bak, sağ tarafımızda deniz. Sol tarafımızda güzel bir cami var. Cami minaresini görüyorsunuz. Burada sabahladık. Gece boyu saat 12 civarında gelmiştim. Şimdi de yola çıkacağız. Hareket edeceğiz. Arkadaşlar, şu yolu göstereceğim size, Allah nasip ederse. Bu yol böyle ilerisi sadece, gerçi burası da öyle, sadece gidiş geliş bir yol. İleride bayağı keskin virajlar var. Orayı da size göstermek istiyorum. Burası yaklaşık 26-27 kilometre civarı bir sahil yolu. Buradan geçmemizin sebebi Ordu ile Fatsa arasındaki tünelden bize yasak koymuşlar, bizi geçirmiyorlar. O tünelin alternatifi burası olduğu için tehlikeli maddeleri buraya yönlendiriyorlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تهم بالخير bugün kameramızın açısını bu şekilde yaptım ama bakalım. Elhamdülillahillezî sahhara lana hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Sadakallahul azîm. Buradan karşı istikametten devam edeceğiz. Karşıda araba geliyor. Yol müsait. Geçtik karşıya. Yolumuza, şeridimize. Arkadaşlar, şöyle denizi de göstereceğim size. Sağ tarafımızda bu sahil yolu boyunca deniz kenarından gideceğiz. Sol tarafımızda böyle köyler. Yol gidiş gelişli. Burası da sahil mahallesiymiş. Sağ tarafımız Karadeniz. Burada
yollar gene iyi ama ileride çok daha virajlı yollar var. Fındık bahçeleri şöyle sol tarafımızda. Sağımızda da deniz. Evet arkadaşlar, dün size hangi konuyu anlatmıştım hatırlamaya çalışıyorum. Evet, şimdi hatırladım. Hazreti Yusuf'un kıssasını özetledim ve ondan çıkaracağımız dersleri söylemiştim. Bugün de arkadaşlar Eyüp Aleyhisselam'dan bahsedeyim size. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan. Hazreti Eyüp Aleyhisselam bir peygamberdi ve aynı zamanda zengin, durumu iyi, varlıklı, işte sevilen, itibarlı, çok böyle bir halk tarafından, herkes tarafından sevilen biriydi. Eyüp Aleyhisselam döneminde fakir neredeyse yok denecek kadar azdı. Sırtlarında erzak çuvallarını Eyüp Aleyhisselam hem kendi eliyle, kendi sırtıyla erzak çuvallarını sırtlanıp mahalle mahalle gezerek fakir arıyor, fakir. Fakir arıyor ve fakir onu verecek sadaka, onu yardım verecek birini hem kendisi hem çocukları böyle gezdiği yerlerde fakir arıyor. Bu erzakları verecek kişi arıyor. Fakir arıyor ama bulamıyorlar. Yorgun olarak geri dönüyor ve bulamıyorlar. Fakir bulamıyorlar. Böyle bir zenginlik, böyle bir huzur. Kimse yani ihtiyaç sahibi değil. Yani herkesin durumu iyi. Kimse almıyor yani o erzakları kimse almıyor. Böyle bir durumda Eyüp Aleyhisselam yani çok varlıklı, zengin. 10 tane çocuğu var. 10 tane çocuğu olan ve o beldenin, o şehrin yöneticisi durumunda. Arkadaşlar, sonra şeytan musallat oluyor. Şeytan musallat oluyor Hazreti Eyüp'e, onu yolundan çevirmeye çalışıyor. Ne yapıyorsa, hangi hileye başvuruyorsa Hazreti Eyüp Aleyhisselam kanmıyor şeytana. Böyle olunca şeytan
Allah'a diyor ki, sesleniyor. Diyor ki ya Rabbi sen buna tabi zenginlik vermişsin. İşte makam vermişsin. Sağlık vermişsin, çocuk vermişsin. Her şey böyle varlık için içinde. Tabii ki bu sana ibadet eder, sana hizmet eder. Senin yolundan dönmez. Tabii öyle mi diyor Allah-u Teala şeytana? Öyle mi düşünüyorsun? Tabii diyor yani şeytan. Tabii bu şimdi bu varlık falan olmasaken de bu sağlık, sıhhat, bu şey olmasa bu isyan eder. O zaman diyor Allah-u Teala bunu imtihan edeceğiz. Madem ki sen öyle diyorsun, o zaman diyor bunun sağlığı, varlığı, makamı, her şey elinden alınacak. Sadece kalbi, beyni yani şey edecek, sağlığı yerinde kalacak. Gerisi her şey elinden alınacak. Bakalım sana uyacak mı? O andan itibaren musibetler başlıyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a. Musibet ki ne musibet? Kısa sürede yangınlar, depremler, şunlar bunlar başına belalar geliyor. Çocukları depremde vefat ediyor. Çoğu işte başına her musibet geliyor. Ardından bütün varlığı elinden alınıyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın. Ama Eyüp Aleyhisselam her şeye rağmen sabrediyor. Her musibetin ardından şeytan geliyor. Ona gördün mü? Nasıl sen işte o kadar Allah'a ibadet ediyorsun, Allah'a hizmet ediyorsun, ama gördün mü bak şu musibetleri sana veriyor diyerek onu yolundan alıkoymaya çalışıyor. Ama her seferinde de Hazreti Eyüp Aleyhisselam kendini imtihanda olduğunu bilerek hareket ediyor ve asla isyan etmiyor. Ardından ne kadar imtihana tabi tutuluyorsa, ne kadar başına işler geliyorsa Eyüp Aleyhisselam sabrediyor. En sonunda o kadar bir derin işte hastalığa, düşüyor, aciz duruma düşüyor, yoksulluğa düşüyor, bütün sevenleri terk ediyor, halkı terk ediyor, kendisini makamı elinden alınıyor. Çünkü buna rağmen Hazreti Eyüp Aleyhisselam sabrediyor, kendisi ve eşi sadece kalıyor. O şehre gelen musibetleri kendisine atıyorlar. Yani sebebinin Hazreti Eyüp Aleyhisselam olduğunu iddia ederek o şehirden de çıkarıyorlar kendisini. Halk karşı geliyor. Tepki veriyor çünkü. Birkaçı dışında halkın çoğu, çünkü şeytan onları da halkı da kışkır diyor Eyüp Aleyhisselam karşısına. Her şeye rağmen Eyüp Aleyhisselam sabrediyor. İmtihanda olduğunu biliyor.
arkadaki araca işaret verdim geç diye, yol müsait diye. O da geçiyor şu anda. Çünkü arkada araçlar önlerini görmüyorlar. Böylece arkamızda konvoy oluyor bazen böyle. Şu anda iki araç vardı, gönderdik. Bazı yerlerde böyle arkamızda 5-6 araçlı konvoy gerçekleşiyor. Gerçi şu anda sakin. Şu anda biraz sabah saat 10 olduğu için sakin daha. Denizi görüyorsunuz. Karşıda balık yetiştirme ağları var böyle denizin içinde. Şeyleri, havuzlar herhalde, havuz gördüğümüz. Evet, ne diyorduk arkadaşlar? Hazreti Eyyub'un sabrı. Arkadaşlar sabrediyor ve öyle bir hastalığa hastalık başına geliyor ki rivayetlere göre durduğu yerde kurtlanıyor, eti kurtlanıyor. Yani hatta o kurtları bile öldürmüyor. Yani Eyyub Aleyhisselam rivayetlere göre öldürmüyor. Kendi vücuduna koyuyor ki rızıklarını yesinler. O derece canlılara saygılı, her canlı rızkını yer yani düşüncesiyle kendi vücuduna dahi, kurtların vücuduna dahi kurtları tekrar düşen kurtları, vücudundan düşen kurtları tekrar vücuduna geri koyarak onların rızklarını yemesini istiyor. Bisikletçi vardı onu. Evet. Arkadaşlar, müminler imtihan olur. Mümin olmayanlar imtihan olmaz. Daha önceki videolarda bu konuyu anlatmıştım. Çünkü mümin olmayanın imtihanı yoktur. Müminlerin imtihanı vardır. Ve mümin olduktan sonra, şehadet getirip teslim Müslüman olduktan sonra imtihan başlar arkadaşlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani siz iman ettik dedikten sonra, inandık dedikten sonra o zaman teslim oldunuz mu, sizi sınama yapılır, sizi denerler. Gerçekten doğru, yani gerçek bir inanışa mı sahipsiniz, yoksa bir sahte bir inanışa mı sahipsiniz? Size Allah-u Teala imtihan eder. Size belalar verir diyor. Sıkıntılar verir. Bak ayete göre aynen size tefsir edeyim ayet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Size artık belalar vereceğiz. Bela. Niye mümine bela veriyor? İşte sınava tabi tutuluyor. Onun imanının sahih olup olmadığını, gerçek olup olmadığını kendisine
kendisini sınamak için imtihan ediliyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Size artık belalar vereceğiz. Bir şeyin, herhangi bir şeyden size belalar vereceğiz. Ve bu şeylerin bir kısmı şöyledir. مِنَ الْخَوْفِ Korkudan belalar vereceğiz. وَالْجُوعِ Açlıktan belalar vereceğiz. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ Sizin mallarınızdan kısacağız, bölüp alacağız. Mallarınızı eksilteceğiz yani. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Ve nefislerinizden, yani sağlığınızdan, sağlığınızı da alacağız. Yani sağlık sorunlarınız da olacak. Sağlıkla da sizi imtihan edeceğiz. وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَالْسَّمَرَاتِ semere mevsimler, yani ürünlerinizden de eksilteceğiz diyor Allah-u Teala. Ürün nedir arkadaşlar? Yetiştirdiğiniz ürün, ürettiğiniz ürün, işte çocuklarınız dahi ürünlerdir. Üründür, sizin ürününüzdür. Çocuklarınızı da yani sizden uzaklaştıracağız veya alacağız onları şeklinde tefsir edilebilir. İşte Eyüp Aleyhisselam'a da bütün çocukları depremde ve yangında gidiyor, ölüyor. Dolayısıyla yalnız kalıyor Eyüp Aleyhisselam. Sadece eşi kalıyor ve o eşi de yoksulluğa dayanamadığından en son şeytana uyuyor o da. Şeytana uyuyor. Yoksulluğa dayanamadığından o da şeytan da gelip diyor ki Eyüp Aleyhisselam'a şimdi bu durumu anlatayım size. O kadar yiyecek bulamaz hale geliyorlar ki işte çünkü çalışamıyorlar, hastalık şu bu. Kimse de yardım etmiyor kendilerine. Son zamanlarda yalnızlaşıyorlar. Artık Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı dilenmeye başlıyor. Arkadaşlar dilenmeye, yani yiyecek bulamıyor. En son şeytan bir insan kılığıyla, bir işte zengin kılığıyla, bir varlıklı kılığıyla ona diyor ki ben sana yardım ederim ama bir şartla diyor şeytan. Tabi işte Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı onu şeytan olduğunu fark etmiyor. Yani o kadar artık açlık başına vurmuş ve ya da işte kocama bir ekmek götüreyim düşüncesiyle şeytanın da şeytan olduğunu tabii fark etmiyor. Şeytan diyor ki kendisine, bana saçından, yani bir tutam saç kesip verirsen ben sana ekmek veririm, götürürsün kocana. O da kocasını düşünerekten, kocasına ekmek götürme düşüncesiyle kabul ediyor. Bir tutam saç kesip veriyor. Ama şeytanın amacı ne? Şeytanın amacı onun başını açtırmaktır. Ona günah işletmektir. Yani hani başını ört emri var ya, başını ört. Yani Allah kadınlara tesettürü, örtüyü emretmiş. O da o günahı işlesin diye saçından bir tutam saç ver ki bak işte başını açtırma vesilesi olsun. Yani bir başını açtırsın da o günahı işlesin istiyor. Bu da
onun zaafından, onun düştüğü zor durumdan istifade ediyor şeytan. Sonunda Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı yani mecburiyetten açıyor ve ona bir tutam saç veriyor. Ekmeği alıyor gidiyor Yusuf Aleyhisselam'a daha Eyüp Aleyhisselam'ın dönme yoluna dönüyor. Ama şeytan anında Eyüp Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Diyor ki gördün mü senin o sadık dediğin eşin? Gördün mü? Ben işte onu aldattım. Ben onu yoldan çıkardım. Ona günah işlettim. Bak ben ondan bir tutam saç aldım. O da Eyüp Aleyhisselam da Eyüp Aleyhisselam da o zaman bir kızgınlıkla bir yemin ediyor. Diyor ki şeytana vallahi diyor eğer dediğin doğruysa diyor eşime 100 sopa vuracağım diyor. Tabi o esnada vahiy geliyor Eyüp Aleyhisselam'a. Diyor ki bulunduğun yerde yere asanı yani sopanı yere vur diyor vahiy. Oradan su çıkacak diyor. Hemen Eyüp Aleyhisselam durduğu yerde zaten kımıldayacak hali zor böyle yatalak bulunduğu yerin hemen yanına toprağa zar zor elindeki sopayı bastonu yere vuruyor. Vurur vurmaz oradan su fışkırıyor. Yani su çıkıyor. O asanın vurduğu yerden. O suyu böyle çöl ortamında o suyu biriktiriyor böyle havuz şekline alıyor bulunduğu yerde. Tabi vahide deniliyor ki bu suyu çıkan suyla banyo et yani vücudunu yıka sen yine sağlığına yine de sağlığına döneceksin diyorlar. Yaşlı vaziyette Hazreti Eyüp Aleyhisselam yaşlanmış artık böyle neredeyse ölüm döşeğinde ki bir durumdan o suydan yıkandıktan sonra eski haline döneceksin, eski gençliğine döneceksin deniliyor vahide. O suydan yıkandıktan sonra ve o öyle de yapıyor. O suy çıkan suydan vücuduna sürtüyor. Gençleşiyor. Tekrar gençliğine dönüyor. Ve sağlığı geri geliyor kendisine. Tabi o esnada Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı çıka geliyor. Ama onun gençleştiğini daha farkında değil, bilmiyor. Kendisine soruyor. Diyor burada bir yaşlı bir adam vardı. Eyüp Aleyhisselam, eşim sen bunu gördün mü? Buralardaydı falan. Onu tanımıyor ilk etapta. Gençleştiği için. Onu evet gördüm diyor. Nerede diyor. Ona soruyor zaten. Eyüp Aleyhisselam'a soruyor. Tabii o esnada da vereceği cezayı hazırlamış Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Hazırlamış durumda. Eğer şeytanın dediği doğruysa
yüz sopa vuracağını yemin etmişti çünkü. Soruyor eşine, ya tabi sormadan önce eşi daha kendisinin olduğunu bilmiyor. Nerede diyor? İşte burada diyor. Nerede diyor? Aha benim diyor. Böyle genç görünce Eyüp Aleyhisselam'ı tabi şaşırıyor ama aynı zamanda seviniyor. Nasıl oldu faslından sonra işte anlatıyor eşine. Allah bana vahiy indirdi, böyle böyle yap dedi, ben de yaptım. Yine gençliğime döndüm, sağlığıma geri döndüm. Allah-u Teala sağlığımı geri verdi, gençliğimi geri verdi. Bu fasıldan sonra Eyüp Aleyhisselam ona soruyor. Sen şeytana uydun mu? Böyle böyle ya, buradaki köpekler yoldan da çekilmiyor ya. Öbür köpek hiç çekilmedi. Yani ezilecek ama yolun dışına çıkmıyor. Evet. Sonra Eyüp Aleyhisselam hanımına soruyor. Sen bu günahı işledin mi? O da inkar etmiyor. Tabi sana ekmek getirmek için böyle böyle verdim de, dedi. Yani bir bak, bir tutam saç verdim saçımdan deyince, tabi Eyüp Aleyhisselam peygamberdir. Yani şeriatı uygulamak zorundadır. Ama onun da masumiyetini, onun da mecburiyetini, onun da zaruretini göz önünde bulundurduğu için arkadaşlar, eskiden mesela süpürgeler vardı, süpürge. Yani bazı yerlerde şeyden böyle ince kıl şeklinde böyle şeyleri var, çubukları var. Yani o süpürgeden, çalı süpürge yani, ince, çok ince, kıldan biraz kalın şeyleri var, böyle çubukları var. Ondan süpürürlerdi. Eyüp Aleyhisselam da Hazreti Eyüp'ün hanımının bu cezayı görmesi gerekiyor. Şeriatı uygulaması gerekiyor. Ama bunu da işte dediğim gibi onun mazeretini, onun masumiyetini, onun mecburiyetini göz önünde bulundurduğu için hem şeriatı uyguluyor hem de hem ona cezayı veriyor. Ama nasıl veriyor? Yüz sopa vuracağına, o yüz sopa, yüz tane çubuk, ince kıl gibi böyle çubukları bir araya getirerek bir top şeklinde, hepsi ince süpürgenin çöplerinden, bunları 100 tanesini birleştirerek yüzünü birden sadece böyle dokunduruyor eşine. Yani o şeriat uygulandı, hüküm yerine geldi olsun diye. Ve onu bu şekilde yaparak, bu şekilde hükmü yerine getirerek, ama onu öldürmek için, onu şey etmek için değil, yemini yerine gelsin diye böyle dokunduruyor, yani hafiften vuruyor böyle hanımının üstüne, tozunu sirkeler gibi. Şimdi bir fırça düşünün, bir fırça ama yüz telli bir fırça, onu hanımının üstüne vuruyor. Bu arada konuyu anlatırken kamera dönmüş arkadaşlar, kusura bakmayın.
Yani hem şeriat hükmünü, yani şeriat hükmünü Yemen'ini yerine getirmiş oluyor. Hem de o da seviniyor ve tekrar sağlığına kavuşuyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Şimdi arkadaşlar, bugün ben size bunu niye anlattım? Tabii hem bundan çıkarmamız gereken dersler var. Çünkü eğer iman etmişsek, bilin ki imtihan edileceğiz. Ama iman etmek demek, cennete talip olmak demektir arkadaşlar. Allah'ın rızasına talip olmak demektir. O yüzden öyle cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Cehennemden kurtuluyorsunuz ama cennete kavuşuyorsunuz bu sabırla. Yani bunun için imtihan ediliyorsunuz. Sabreden derviş muradına ermiş sözü bundan doğmuştur. Yani Arapçada sabır müftihül ferac, yani sabır kurtuluşun anahtarıdır denir. Allah da ayetinde, Kur'an-ı Kerim'de, Asr suresinde İnne Allah'a ma'as sabirin diyor başka ayette. Allah sabredenlerle beraberdir. Asr suresinde de ancak sabredenler kurtuluşa erecektir şeklinde sabrı söylemiş. Onu bir videoda anlatmıştım size arkadaşlar. Yani sabır çok önemlidir. Sabretmek belalara, sorunlara sabretmek çok önemlidir. Ama sabır dediğim gibi, daha önceki videoda dediğim gibi, sabır oturup beklemek değil. Yani hiçbir şey yapmamak değil. Elindeki tüm imkanları kullanarak, elinden gelen her şeyi yaparak mücadele etmektir sabır. Sonuna kadar direnmektir sabır. Ama o esnada da gelen belalara, musibetlere sabır göstereceksin. Yani isyana kalkışmayacaksın, isyan etmeyeceksin, yolundan dönmeyeceksin. Sabır odur. Yolundan dönmemektir. Allah'ın yoluna devam etmektir. İşte arkadaşlar, yani kendimi övmek için söylemiyorum arkadaşlar. Benim hayatım Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı gibi, şu anda hala daha eşime kavuşmuş değilim. Çocuklarıma kavuşmuş değilim. Ama bekliyorum, inşallah kavuşurum. Kendi hayatımı Eyüp Aleyhisselam'ın hayatına benzetiyorum. Ama kavuşacağıma da inanıyorum. Çünkü şu anda ben 5 tane çocuğum var. Şu anda 5'inden de uzağım. 4 tane torunum var. 4'ünden de uzağım. Eşimden de uzağım. Yani yalnız yaşıyorum. Ama imtihanı geçmek için sabrediyorum arkadaşlar.
Eyüp aleyhisselam da sabretti. Ben de sabredeceğim. Sonuna kadar direneceğim. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Allah bizleri sabredenlerden eylesin diyelim. Sizleri de özel durumumla meşgul ettiğim için, yani özel durumumu da anlattığım için kusura bakmayın. Özel durum aslında anlatılmamalı. Ama yine özetledim. Allah bizleri ve sizleri, herkesi, her mümini sabredenlerden kılsın. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız var. Yani yeni abone olmuş arkadaşlar var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Burada sohbetimizi noktalayalım arkadaşlar. Bakın sağ tarafta deniz, deniz boyu böyle gidiyoruz. Evet, sahil mahallesi. Denizi daha güzel görebilirsiniz. Burası Karadeniz arkadaşlar. Önümüzde güzel bir cami var. Bunu da göstereyim ve kapatayım. Evet. Karşıdan da aynı bizim araç geliyor. Aynı şirketin aracı geliyor karşıdan. Geçti. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.